Hemen bir canlı bağlantıyla başlayacağız. Her hafta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı'nda bir bilgilendirme toplantısı vardı. Terörle mücadele ilişkin son veriler paylaşıldı. Mustafa Berber'den alacağız. Mustafa, nedir notlar? Deniz Kilisoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan o toplantıda Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk bilgilendirmelerde bulundu. Son bir hafta içerisinde biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan teröristin de arasında bulunduğu 94 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Bunun yanı sıra yılbaşından bugüne kadar da etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1521'e yükseldiğini paylaştı Tuğamiral Zeki Aktürk. Tabi terörle mücadele operasyonları sadece Milli Savunma Bakanlığı'ndaki bilgilendirme toplantısıyla sınırlı değildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgiler de var. Hemen ona bakacak olursak, son olarak Irak Cumhurbaşkanı Celal Talebani'nin eşinin kardeşinin iddiaları vardı. Türkiye'nin Irak'taki varlığına ilişkin, oradaki operasyonlara ilişkin. O operasyonlara kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik söz konusu iddialar asılsızdır bilgilendirmesini edindik Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından. Ve yine dikkat çekilen unsurlardan bir tanesi, bu alanlardan biri terörle mücadeledir denildi. İran kuzeyinde kilit kapanacak. Terörle mücadelede hiçbir zaman bitmeyecek. Terör kelimesi bu coğrafyadan tamamen silinene kadar mücadelemiz devam edecek dedi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Hatırlanacağı üzere 21 Temmuz tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde YPG-PYD'nin kontrolünde bulunan Haseke bölgesine askeri sevkiyatlar yapmıştı ve o sevkiyat içerisinde dikkat çekense Avenger hava savunma sistemleriydi. İşte o hava savunma sistemlerinin bölgeye gönderilmesine ilişkinse Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentimiz daha önce DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK-YPG-SDG'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle işbirliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması ve terörle mücadelemize samimi destek vermesidir ifadeleri kullanıldı Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından. Sınır ötesinde bir diğer noktaya geçecek olursak M4 karayolu. Bu karayolunda Rusya ile hatırlanacağı üzere daha önce devriyeler yapılmıştı yolun güvenliğinin sağlanması açısından. İdlib'de bulunan M4 karayoluna ilişkin Rusya ile yeniden bir devriye olacak mı, bu süreç başlayacak mı sorusu yöneltildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bölgenin barış ve huzuruna kavuşması için Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü girişimde bulunmaktadır. Gelecekte de bulunmaya devam edecektir dedi. Bu kapsamda M4 karayolunun güvenliğinin kontrol edilmesi konusunu başından beri ifade etmekteyiz. Muhataplarla görüşmeler sürmektedir. Türkiye bölgede istikrar ve barışa katkı sağlayacak hiçbir çabadan çekinmemekte, sorumluluk almaktan imtina etmemektedir dedi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Ve yine 21 Temmuz tarihinde Güney Ege'de yaşanan bir aslında gerilimden bahsedebiliriz ki o da Yunanistan tarafından 21 Temmuz'da yayımlanan bir İtalya bayraklı kablo döşeme gemisinin icra edeceği faaliyetlere ilişkin deniz yetki alanlarını, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında seyir duyuru yayınlamasıydı. Buna ilişkin de Milli Savunma Bakanlığı karşı bir duyuru yayınlamıştı hatırlanacağı üzere. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın kaynakları, bu kapsamda deniz yetki alanımıza giren bölgede çalışma yapabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti makamlarından izin alınması gerektiği bildirilmiştir. 22 Temmuz'da söz konusu gemi deniz yetki alanlarımıza girmemesi konusunda uyarılmış ve gemilerimiz tarafından bu durum engellenmiştir denildi. Daha sonra yapılan görüşmelerde de izin verildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş gemilerinin kontrolü altında bu çalışmanın yapıldığı belirtildi ve deniz yetki alanlarımıza saygı duyan ve işbirliği yapan Yunan ve İtalyan makamlarına teşekkür ederiz dedi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Hem sınır ötesinde hem de Ege'de yaşanan gerilimlere ilişkin son durum bu yöndeydi Deniz Kilisoğlu.